Merhaba arkadaşlar, ben Mr. King Jordan. Bugün sizinle birlikte Myst hakkındaki temel bilgilerin hepsini öğreneceğiz. Şimdi Myst normal maplerde herhangi hemen hemen bütün maplerde gezdiğimizde karşımıza çıkan mavi top şeklinde yuvarlak, yanından geçtiğimizde çok yaklaştığımızda büyüyüp girebileceğimiz bir portal haline gelen mapler. Evet, mapler. Ya böyle şu an bak mesela arıyorum. Dakikalarca arıyorum. Arayabiliyorsunuz. Direkt karşınıza da çıkabiliyor. Ha, şimdi bunun dışında ne var? Bak bir tane gördüm. Fark etmedim. Ya fark etmeniz de lazım. Şimdi hemen bakalım. Bakalım. Şimdi bak ne yazıyor orada? Sıradan. Bunun sıradanı, nadiri, sıra dışısı, epiği ve efsanevisi var. Buradaki seviyeler arttıkça map'in kalitesi artıyor. Map'ten çıkan itemlerin kalitesi artıyor. Kalitesi artıyordan kastım şu. Normalde map'te bir tane sandık atıyorsa 3-4 tane atıyor. Onun dışında map'lerde şimdi birazdan yapacağım gibi bundan önceki değil ondan önceki videodaki gibi o Horizon videosundaki gibi o bandit kamplar var. Bu bandit kamplar şöyle hemen dönelim. Şimdi dönelim. Böyle bandit kamplar var. Mesela şu anda ben sarı map'te yapmak istedim. Çünkü video çekiyorum. Riske gerek yok. Hani videoyu 3-5 kere yarıda bırakıp fight atmaya veya şey yapmaya gerek duymadığım için. Mesela geldik. Şu anda dönüyoruz. Şimdi nadir, epik, destans yok ya. Nadir, epik ve efsanevi gibi dedim ya. Şimdi mesela şu anda 1K yapıyorsam ben efsanevi de 52K mı ne büyüklerde. Veya nadirde 35K mı ne mob keserek fame kazanmam gerekiyor. O fame'leri kazandıktan sonra sandığı açıyorum. Sandıktan şans eseri eğer şanslıysanız para atıyor. Güzel paralar atabiliyor. Bu arada sarıda dahi para atma ihtimali var. Güzel paralar. Ama onun dışında fame atıyor. Ya yani klasik az önceki videodaki gibi. Pek bir farkı yok yani. Şimdi ha, onun dışında başka ne olabilir? Şu anda bakın map'te şey var. Sıra dışı sis var. Şimdi onu gösteririm birazdan. Sandığı açtıktan sonra. Map'lerde sıra dışı sisler var. Eviler var. Onun dışında sandıklar geliyor. Eskiden örümcekler vardı. Örümcekler belli oluyordu. Örümcekleri kesiyordun. Hani örümcek değerli bir şeydi. Şu anda örümcek değerli bir şey olmadığı için. Çünkü sürekli maplerde çıkan bir şey oldu. Örümcekler var. Şimdi hemen burayı açalım sandığımızı. Bak şu anda bitti. Şimdi sandığı açtıktan sonra zaten eğer yetişirsem onu göstereceğim ama büyük ihtimalle yetişmeyiz. Başkası gidip onu alır. Şimdi o sıra dışı olan olay var. Şimdi bak bu da 10 dakika yazıyor bakın mesela. Ben bu sandığı 10 dakika içinde girip almazsam resetlenecek mesela. Şimdi oradaki mevzu çok basit bir mevzu. Gidip oraya gittiğinizde yerde bir yuvarlak olacak. O yuvarlığa basacaksınız. O yuvarlığı üstünüze alacaksınız. O yuvarlığı map'in en ters tarafına. O yuvarlığın tam ters tarafı uzak bir noktaya atacak. Mesela bak bir tane daha mist. Diyeceğim de değilmiş. En ters noktasına atacak. Siz o yuvarlığı oraya kadar taşıyacaksınız. Taşıdıktan sonra size ödül olarak puan verecek. Eğer şu anda benim olduğum gibi sarıda değilseniz puan alacaksınız. Sarıdaysanız fame tek alabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Fame artı bir de Brezilyan için gerekli puan. Onu birazdan anlatacağım. Şimdi o bahsettiğim puan da şey işte. Yumruk kasıyoruz yani sezonlarda. Mesela şu anda zaten sezon arasındayız. Sezon arası bitmek üzere. Sezon arasında kastığımızdaki yumruğu biz buradan çok rahat bir şekilde kasabiliyorduk. Şu anda yeni gelen güncellemeyle birlikte artık kasamıyoruz. Bakın mesela adam almış, götürüyor. Götürdüğünde karşılığında güzel bir fame alacak galiba. Çünkü ya hatırladığım kadarıyla çok pek bir fame atmıyordu. Veya pek güzel bir para atmıyordu.
sarıda olduğu için. Bunu eğer Black Zone'da yapıyor olsaydı ortalama 6000'e yakın puan alacaktı. Bu puanından sayesinde bir tane sandık açabilecekti. Onun dışında güzel bir fame alacaktı. Onun dışında şu gördüğünüz şeyler var. Ne olabilir bu? Çiçeğimsi, fenerimsi şeyler. Hani tam olarak nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum veya tam olarak ne olduğunu isim olarak bilmiyorum. Bunları keserek, bakın şu an gösteriyorum, Brezilyan statüsü diye bir şey var. Onu kasacaksınız. Ha, onu niye kasıyorsunuz? Bizim şu anda girebildiğiniz mapler dışında bir adet daha mapimiz var. O mapimiz hangi map? Brezilyan. Siz Bridgeworth'e, Fort Sterling'e, Martlock'a gidebilirsiniz. Limehurst'e gidebilirsiniz. Ama ve lakin eğer siz orayı kasmazsanız gidemezsiniz. Bakın sarı zonlarda birkaç kere zonladıktan sonra şöyle bakın gözüküyor. Üstüne baktığımda ismi gözükmüyor ama yanına gittiğinde zaten ismi gözükecek. Bunu göreceksiniz. Diyeceksiniz ki bu ne işe yarıyor? Bunun detaylı bir videosunu çekerim. Ama ve lakin şöyle bir durum var. Bunun en güzel anlatımı, ya siz orada, ben az önce videonun başında ben hızlandırdım da 4 dakikaya yakın, hani Brezilya'dan atlamayayım, nereden bulundu görün diye, örnekli olsun diye anlattım. Ya 4 dakikaya yakın aradım. Ama buradaysa ortalama 3 saniye içinde direkt atladım. Hani atlama süresiyle birlikte 3 saniye. Hani atlarken bekleme, dolma hiçbir şey yok. Direkt basıyorsun, atlıyorsun. Gördüğünüz gibi bak süren var mesela. Bu kadar basit. Başka pek bir detayı yok. Onun dışında AB dedim, AB'yi anlatmadım. Onun için ayrı bir video gelecek.